Merhaba, bu video serisinde Dota 2 oyununu tanıtacağım ve oyunu başlamak için ihtiyacınız olan bilgileri vereceğim. Bu videoların ilk 5'ini izledikten sonra Dota'ya yeni başlayan birine göre daha fazla bilgiye sahip olacak ve sizin seviyenizdekilere göre daha iyi oynayan olacaksınız. Başlamadan önce şu kısa bilgiyi vermek istiyorum. Dota dünyanın her yerinde oynanan, turnuvalarından çok büyük paraların kazanıldığı bir oyundur. Warcraft 3 adlı strateji oyununda özel yapım bir harita olarak 2003 yılında çıkmış. Daha sonra Valve tarafından harita hakları satın alınmış ve günümüze kadar geliştirilmiştir. Bu kadar uzun yıllardır tüm dünya tarafından oynanan bu oyunda neredeyse tüm terimler İngilizcedir. Bu yüzden ben de ilerleyen dakikalarda bütün terimleri İngilizce olarak kullanmaya özen göstereceğim. Öncelikle Dota 2'nin nasıl bir oyun olduğundan bahsedelim. Dota 2 bir MOBA oyunudur. Yani Multiplayer Online Battle Arena. Her oyun 5 bizim takımda, 5 karşı takımda toplam 10 kişiyle oynanır. Tek harita üzerinde rakip 5 oyuncuyu yenmeye çalışırız. Dota'nın açılımı Defense of the Ancients'tır. Amacımız her iki takımın da sahip olduğu Ancient adındaki binayı yıkmaktır. Bunu aynı zamanda oyun içerisinde Throne yani taht da denmektedir. Dota'da yönettiğimiz karakterlere Hero denir. Toplam 120'nin üzerinde Hero vardır ve her birinin kendine ait yetenekleri, güçlü ve zayıf yanları vardır. Bir oyuna başladığımızda istediğimiz Hero'yu seçebiliriz. Hero'ların hepsi her oyuncu tarafından seçilebilir. Fakat bir oyunda iki oyuncu aynı Hero'yu seçemez. Oyun başında tüm Hero'lar güçsüz ve az altınla başlarlar. Bu yüzden oyun başlarında düşmanın Ancient'ını yıkmak kolay olmayacaktır. Bunu yapabilmek için harita üzerinde bulunan lane'ler yani yollardan kuleleri yıkarak ilerlememiz gerekecektir. Haritada toplam 3 tane farklı lane bulunmaktadır. Savaş başladığında iki taraftan da bilgisayar tarafından yönetilen yaratıklar çıkacaktır. Bu yaratıklara Dota'da Creep denir. Creepler her 30 saniyede doğar ve karşılarına çıkan ilk düşmana saldırırlar. Creepler Hero'ların yanında öldükçe Hero'lar deneyim puanı olan Experience kazanırlar ve kazanılan Experience ile level atlayıp daha güçlü skill'ler açabilirler. Creep'leri öldüren son vuruşu Hero'ların yapması halinde Hero'lar altını kazanacaktır. Bu olaya Dota 2'de Last Hit denir. Kazanılan altınlarla çok sayıda kuvvetler içeren eşyalar yani itemlar alınabilir. Örnek verecek olursak bu itemlar takıma defansif anlamda güç katan itemlar, karşı takımla savaşırken daha fazla hasar vermek için kullanılan itemlar ya da oynadığımız Hero'nun atak hızını, hareket hızını arttırabilecek itemlar olabilir. Rakip Hero'yu öldürdüğümüzde ise creplerden aldığımız experience altının çok daha fazlasını alacak ve karşı tarafa göre daha avantajlı duruma geleceğiz. Ölen Hero belirli bir süre bekledikten sonra Ancient yanında tekrar doğacaktır. Oyun ilerledikçe Hero'lar level atlar ve levelleri ne kadar yüksekse öldüklerinde tekrar doğma süreleri bir o kadar artacaktır. Böylece harita üzerinde bizi oyunu kazandıracak olan kuleleri ve Ancient'ı yıkma için gerekli süreyi kazanacağız. Oyuncular ayrıca haritanın ortasında bulunan Roshan adındaki canavarı keserek ekstra experience ve altın kazanabilirler. Bunun yanında Roshan öldüğünde içerisinden Aegis of the Immortal adında bir eşya düşer. Bu eşyayı taşıyan Hero öldüğünde beklemeden öldüğü yerde tekrar doğar. İtem öldükten sonra yok olur. Roshan öldükten 8 ila 11 dakika sonrasında üzerinde farklı itemlarla tekrar doğar. Bu itemları ve ne işe yaradıklarını ilerleyen videolarımızda anlatacağız. Oyunu kazanmak için lane üzerinde kuleleri yani tower'ları yok ederek düşman Ancient'ına ulaşılmalıdır. Son olarak düşman Ancient'ı yok edildiğinde oyun kazanılacaktır. Dota 2 için böylece giriş bilgilerini vermiş olduk. Serimizin diğer videolarında oyun hakkında daha ayrıntılı bilgilerden bahsedeceğiz. Diğer videolarda göz atmayı unutmayın.